Cumanız mübarek olsun aziz ve sevgili Akra dinleyicileri. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu cuma gününde sizlere insanın affı mağfiret olmasına sebep olacak iki konudan bahseden iki hadis-i şerif, bir de zikrin, bazı zikirlerin yapılmasıyla ilgili iki hadis-i şerif okumak istiyorum. Birinci hadis-i şerif, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Men emseke bi rikabi ehihi Müslimi la yercuhu ve la yekhafuhu kufre leh." Birinci hadis-i şerif bu. İnsanın Allah tarafından Celle Celaluhu affı mağfiret edilmesiyle ilgili bir konu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Kim Müslüman kardeşinin özengisini tutuverirse, la yercuhu ve la yekhafuhu, ne ondan bir şey ümit ettiği için, ne de ondan korktuğu için, kardeşlik duygularıyla yardım olsun diye özengisini tutuverirse, mağfiret olunur, Allah onu affı mağfiret eyler." Biliyorsunuz, o zamanlara gidelim, o zamanki sahneleri düşünelim, o zamanki toplumun kullandığı araçları, binekleri düşünelim, yaşam dünyasını göz önüne getirmeye çalışalım. Tabii insanlar ya yaya yürüyorlar, fakirse, veyahut da çeşitli bineklere biniyorlar. İşte biraz daha zenginse merkep kullanır, ucuz bir hayvan. Biraz daha zenginse efendim at kullanır. Atın tabii kalitelileri vardır, kıymetlileri vardır, süratlileri vardır, değerlileri vardır. Veya deveye biner. Tabii ata binerken atın üzerine eğer dediğimiz bir takım şeyler konuluyor. İnsan çıplak atın üstüne binmiyor. Ata bağlanmış olan eğer denilen bir şeye biniyor. Böylece rahat oturabiliyor. Bu eğer atın karnından, ön bacaklarının arkasından bağlanıyor sağlam bir şekilde. Efendim, eğerin iki tarafında da ayaklarını sokup böyle bastırabilmesi için özengi dediğimiz halkaya benzer bir şeyler oluyor, halka gibi. Özengi hem atın üstündeyken ayaklarıyla kuvvet almaya yarıyor, oturuşunu tanzim etmeye, hafif ayağa kalkar gibi yapmaya yarıyor ki yarış yapanların efendim böyle oturmadan atın üstünde durduklarını belki televizyonlarda seyretmişsinizdir bugün. Hem atın üzerindeyken yarıyor, hem de aşağıdayken atın üstüne binerken işe yarıyor. Atın üstüne binince var insan özengisine, eğerin özengisine, halka gibi olan, ayak geçirmeye yarayan parçasına ayağını geçiriyor. Öbür ayağını şöyle bir kuvvetle, çevik bir hareketle zıplayıp atıp atın üzerinden eğerin öbür tarafına geçirince atın eğerine sıçramış, binmiş oluyor. Tabii özengi halka gibi bir şey, sarkıp sallanan bir şey, yani sabit bir yeri yok. Bağlı olduğu bir yer var. O bağlı olduğu yerin altında sallanır. Sallandığı için de ayağını insanın oraya sokması efendim biraz zor olur. Onun için birisinin tutuvermesi ona yardım babında faydalı bir şey olur. Yani özengiyi tutarsa ayağını süvari atabilecek olan şahıs kolayca özenginin içine geçirip öbür ayağını hayvanın üstünden aşırıp eğerin üstüne oturabilir. Tabii şimdi tarihi ve biraz da bugünün sporuyla, efendim binicilik sporuyla ilgili bir şeyi anlatmış olduk. Bunu şu bakımdan anlatıyoruz: "Men emseke bi rikabi ehihil müslim." Kim Müslüman kardeşinin özengisini tutuverirse diyor Peygamber Efendimiz. Onun için kelimeler anlaşılsın, mesele anlaşılsın diye bu izahatı yaptık sevgili dinleyiciler. Demek ki bir Müslüman atına binmek isterken öteki Müslüman kardeşi de onun özengisini tutmak tarzında bile bir yardımda bulunuverse, küçük bir yardım bu, yani o yardım etmese o özengiye er geç ayağını sokacak. Biraz sallanır, biraz tutturamaz ama sonunda efendim halkanın içine ayağını sokar, özenginin içine. Böylece binmeyi gene başarır, tek başına da başarır. Her zaman insanın yanında yardımcısı olmaz ama birisinin özengiyi tutuvermesi kolaylık olur. Çok basit bir şey, çok önemli bir şey değil. Ama biraz da tevazu tabii. Yani
ata binen insana hürmeti, sevgiyi ifade ediyor. Özengiyi tutan insanın da tevazuunu gösteriyor. Yani ötekisine yardımcı durumda oluyor. Seyis gibi, yani hizmetçi gibi oluyor. Onun tevazu, iyi niyeti manasına geliyor. Şimdi bu nihayet bir küçük yardımdır. İki Müslüman arasında sevgiye, ilgiye dayanan bir davranıştır. Peygamber Efendimiz bunu anlatmak istiyor. Ehrihi diyor, efendim kardeşi. Tabi kardeş deyince iki şey anlaşılabilir. Bir, anneden babadan kardeş. Tabi anneden babadan kardeş olunca yardım edecek. Neden? Ya abisidir, yardım eder. Küçüğüne şefkat gösterdiği için yardım eder. Ya da efendim kardeşidir, tabi büyüğü ata biniyor, hürmeten ona yardım eder. Ya sevgiden ya hürmetten, saygıdan kaynaklanan bir yardım olacak kardeş ise. Ama kardeş değilse, lanetlenen bir insansa, o da Müslüman kardeşi onun. Ehihil Müslim. Yani dinde aynı inanca bağlı insanlar olarak, Allah'ın birliğine inanmış, şirkten, küfürden uzak insan olarak, bütün Müslümanlar birbiriyle itikat yönünden, inanç yönünden aynı oldukları için Allah onları kardeş ettiğini Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. İnnemel müminune ihvetun, bütün Müslümanlar ancak ve ancak birbirleriyle kardeştir. Sadece kardeştir. Başka bir sıfat ile anılmasına lüzum yoktur. Sadece ve sadece kardeştir diye buyuruluyor. O bakımdan çok önemli bir husus bu. Yani Allah'a inanan insanlar, Kur'an'a inanan insanlar, Peygamber-i Zişanımızın peygamberliğine bağlı insanlar, ona saygı duyan insanlar, hepsi birbiriyle aynı inançta olmanın verdiği kuvvetli bir kardeşlikle kardeştirler. Allah kardeş etmiştir. Bu kardeşlik kan kardeşliğinden de öne geçer eğer kan kardeşi, ana baba bir kardeşi Müslüman değilse. Yani o zaman Müslüman kardeşi daha önde olur. Ama anne baba bir kardeşi aynı zamanda Müslümansa, tabi hem kandan kardeşlik hem imandan kardeşlik olarak o daha kuvvetli oluyor. Şimdi burada Peygamber Efendimiz anlatmak istiyor ki, yani kendisiyle bir akrabalık bağı olmayan bir Müslüman, aynı toplumda yaşadıkları efendim işte mümin kardeşlerinden birisi lanetayim, birisi küçük veya büyük. Men emseke bir kabi ehihil Müslim. Kim Müslüman bir kardeşinin, Müslüman kardeşinin özengisini tutuverirse. Ne diye? Ayağını kolay geçirsin de ata kolay binsin diye. Tabi bunu insan birisine bu yardımı yaparken çeşitli sebeplerden yapar. Ya yağcılık için, dalkavukluk için yapabilir. Gideyim şuna biraz yardım edeyim de bana bahşiş versin veya beni sevsin veya ben onun işte gözüne gireyim de o da benim işimi görsün veya bana bir memuriyet versin, bir iş versin. Yağcılık ve efendim onun gözüne girmek, yaranmak için yapılır. Veyahut da adam şiddetlidir, efendim kuvvetlidir, avenesi vardır, ağadır, efendim validir, komutandır, emirdir, efendim korkar yani yardım etmese, gel bakayım buraya, sen bana niye yardım etmedin, niye uzaktan bakıyorsun, şırak bir kamçı vurabilir mesela, diyelim böyle bir zalim insan düşünelim, öylelerinden de korkar. Şimdi bir Müslüman kardeşinin özengisini ondan bir şey ummadığı halde ve ondan korkmadığı halde tutuverirse bir insan, iki ihtimalle Peygamber Efendimiz bertaraf ediyor. Bir şey umduğu için değil, dalkavukluğundan değil. Kendisinden korktuğu için de değil. Yani aman başıma bir bela gelmesin, def-i bela kabilinden şunun özengisini tutuvereyim de şerrinden kurtulayım gibi bir durum da yok. Korkmuyor da bir şey de ummuyor. O zaman ne kalıyor? İhlasla, halisane, muhlisane sadece efendim kardeşlikten doğan, sevgiden doğan, imandan gelen bir yakınlıktan dolayı ona yardımcı oluvermek. Tabi bu bir misaldir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz etrafındaki müminleri eğitirken, terbiye ederken, onlara İslam'ı öğretirken, imanı öğretirken, Allah'ın rızasının yollarını anlatırken, bugün eğitimin, çocuk eğitiminin, talimin, terbiyenin, efendim, pedagoji diyorlar ya çocuk eğitimine de, efendim küçük bir çocuğun eğitimi veyahut halkın eğitimi, herkesin, büyük küçük insanların eğitiminde çok güzel ibret almamız gereken usuller kullanırdı. Bu eğitim usullerinde hepimizin bildiği hususlar, misal vererek, örnek göstererek efendim anlatmak daha kolay anlamayı sağlar.
misali verdiniz mi, misal bir şeyin öğretilmesinde kolaylıktır. O misali söylediğin zaman, ha tamam, şimdi anladım der, anlayamamış olan insan bile. Peygamber Efendimiz etrafındaki toplumu eğitmek için misallerle, efendim, onların gözünün önüne anlayabilecekleri sahneleri koyarak, hemen kavrayabilecekleri şeylerden bahsederek meseleleri anlatırdı. Bu da onun güzel bir misali, yani günlük hayatın bir tablosu hemen gözümüzün önüne geliyor. Birisi atına binecek, ötekisi de onun özengisini tutuveriyor. Çok kolay anlaşılan bir şey. Bu özengiyi tutmakta tabii insan çeşitli duygular taşıyabilir. Onlar da sıralıyor Peygamber Efendimiz. Bir şey ummuyor, dalgalıklık değil, yaranmak değil, korkmuyor. O zaman ne kalıyor geriye? Sadece ve sadece sevgi kalıyor. İslam kardeşliği kalıyor. Yardım duygusu, Müslümanın Müslümanla yardımlaşması, efendim, tevazu gibi güzel duygular kalıyor. Böyle güzel duygularla bir Müslüman, bir Müslümanın sadece özengisini tutuveriyor. Küçük bir olay. Bir dakika içinde olan, biten bir olay. Günlük hayatımızın bin bir tane olayı arasında küçücük bir detay bu. Küçücük bir teferruat. Ama ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Gufire lehu, mağfiret olunur. Yani Allah tarafından affı, mağfiret olunur o Müslüman. Bakın, Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden biliyoruz ki Allah bir insanı bazen böyle bir hareketinden dolayı da mağfiret eder, cennetine sokar. Belli olmaz. Yani küçük bir detaydan dolayı Allah sever de Allah'a hoş gelirse affı mağfiret ediverir. Demek ki biz küçük detayları dahi ihmal etmemeliyiz. Yani küçük bir detaydan dolayı insan Allah'ın mağfiretine mazhar olabildiği gibi, kendisinin küçük sandığı, detay sandığı, teferruat sandığı bir edepsizce hareketten, bir sözden, bir şakadan, bir müziplikten dolayı, efendim, bir edepsizlikten dolayı da cehenneme, efendim, kayar, ayağa yuvarlanır gider. Bu hususta da hadis-i şerifler var. Bunlar bize neyi gösteriyor? Daima edebi muhafaza etmemiz gerektiğini, detayları dahi düşünmemizi. Tabi ana fikir aklımızdan hiç gitmeyecek. Bizim ana fikrimiz ne? İlahi ente maksudi ve rıdake matlubu. Bizim en temelli ana duygumuz bu. Ya Rabbi, benim maksudum, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Ana, hayatımdaki ana hedefim, gayem bu. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Yani yeter ki sen benden razı ol. Yeter ki Allah razı olsun desinler de sen de benden razı ol. Ana hedefimiz bizim hayatta bu. Allah'ın rızasını kazanmak. İşte bu rızayı kazanmak için biz pür dikkat yaşamak zorundayız. Bunun için bizim tasavvufi yolumuzda bir temel prensip var. Zaman zaman söylüyorum. Aslında bu temel prensipleri uzun uzun anlatmamız lazım ki bu temel esaslar, kaideler, prensipler, efendim, iyice bilinsin. Teferruatta boğulup da ana fikri kaybetmesin insanlar. Bu çok önemli. Bizim temel fikrimiz nedir? Bize büyüklerimizin nasihati, tasavvuf yolunda, manevi terbiye yolunda çok dikkat etmemiz gereken kaidelerden birisi nedir? Farsça bir terim ile ifade edilmiş bunlar tasavvufi yolumuzda. Huş, der, dem prensibi. Huş, şuur demek. Der, dem. Yani demde, nefes alırken, verirken şuur. Hiçbir zaman gafil olmayacak. Mümin veyahut derviş, sufi hiç gafil olmayacak. Hiç, yani uyuklamayacak. Hiç gaflete düşmeyecek. Kendisini kapıp koyuvermeyecek, salıvermeyecek. Daima pür dikkat olacak, uyanık olacak. Hangi konuda pür dikkat olacak? Allah'ını kazanmak konusunda bir, günahlara, tabii Allah'ın rızasını kazanmak da iki yoldan oluyor. Bir, Allah'ın sevdiği işleri yapmakla oluyor. İki, Allah'ın sevmediği işleri yapmamakla. Onlardan dikkatle kaçınmakla oluyor. Allah'ın sevmediği sözü söylemeyecek, Allah'ın sevmediği günahı işlemeyecek, Allah'ın, efendim, sevmediği zulmü yapmayacak, Allah'ın sevmediği her şeyi, efendim, yapmamaya dikkat edecek. Günahları, kötülükleri yapmamaya dikkat edecek, iyilikleri de yapmayı kaçırmamaya gayret edecek. İşte bu bir şuur gerektiriyor. Bize büyüklerimiz diyorlar ki, bak, iyi Müslüman olmak istiyorsan, Allah'ın sevgili kulu olmak istiyorsan pür dikkat olacaksın. Dikkatli yaşayacaksın, savruk olmayacaksın, dikkatsiz, dağınık, derbeder olmayacaksın. Her zaman şuurlu olacaksın. Nefes alıp verirken dahi
Allah'ı düşüneceksin, Allah'ın seni gördüğünü bileceksin, Allah'ın rızası kazanmak fikrine göre hareket edeceksin, günahlardan kaçınacaksın, sevaplı işleri yapacaksın demek. Şimdi işte bu temel prensip içinde biz teferruat gibi görünen şeyi bile kaçırmayacağız. Efendim, sevaplı ise teferruat gibi görünen bir kötü işi de yapmamaya dikkat edeceğiz. Küçük gibi görünse bile. İşte bu misal, bu hadis-i şerifteki misal bu. Kardeşinin özengini, evet Allah öyledir, Allah'ın kaidesi, hadis-i şeriflerden biliyoruz. Hoş gelirse, beğenirse, razı olursa bir hasene bile insanın cennete girmesine sebep olur. Biz bu hususta büyüklerimiz kulunu affı mağfiret etmek için, onu rahmetine erdirmek için baha istemiyor. Yani ver parasını, seni affedeyim, mağfiret edeyim, sana cennetimi vereyim. Baha, bedel, para istemiyor. Rahmetine baha istemiyor, bahane arıyor. Yani bir bahane buluyor, affı mağfiret ediyor. Çünkü Erhamur Rahim'in. Çok sonsuz efendim lütfu var, nimetleri var. Merhameti çok geniş olduğundan bir bahane ediyor, hadi seni bağışladım. Burada neyi bahane ettiğini anlıyoruz. Müminin mümini sevip de ona yardımcı olmasını, tevazu ile özengisini tutuyor, onu affı mağfiret etmesine bahane ediveriyor. Küçük bir şey ne olacak bundan? Yani insan sabahtan akşama kadar kazma sallıyor, kürekle efendim toprak atıyor, ter döküyor da bir yevmiye alıyor. Böyle küçücük bir özengi tutmaktan mağfiret olup cennete girmek nasıl oluyor? Olur. Allah-u Teala Hazretlerinin kaidesi budur. Bu efendim neye benzer? Çocuk imtihana giriyor. Öğretmeni onu imtihan ederken yazılı veya sözlü birkaç soru soruyor. Bütün kitabın her tarafını anlattırmıyor. Anlattıramaz. Çünkü arkada başka çocuklar da var. Anlattırması mümkün değil. Birkaç soru anlatıyor. Cevap verirse hadi evladım çık diyor. Bir not veriyor. Yani geçmiş oluyor. Veyahut da bilemezse çık evladım diyor gene. Sınıfta kalıyor. İmtihanı kaybetmiş oluyor. Yani örnekleme küçük bir iki misalle efendim onun bilgisini yokluyor. Ki 2-3 soruyla sınıfı geçiriyor veya bırakıyor. İmtihanlar umumiyetle böyle olur. İşte Allah-u Teala Hazretleri de bazen bir sorudan efendim tamam kafi çık seni geçirdim efendim demiş oluyor. Demek ki mümin mümini sevecek. Bu hadis-i şeriften çıkan ders bu. Mümin mümine yardımcı olacak. Küçük bir teferruat bile olsa, özengisini tutuvermek gibi bile olsa bunun manası büyük. Mümin, çünkü o mümin o kardeşini Allah rızası için seviyor. Bir şey umduğundan değil veya korktuğundan değil, tevazuundan efendim onu sevdiğinden yapıyor. Tevazu da güzel bir duygu. Sevgi de çok güzel bir duygu. Onun için Allah onu mağfiret ediyor. Demek ki biz affı mağfiret olmak için çeşitli bahaneler ararız. Bahanelerden birisi de yani Allah bizi affetsin diye isteriz. Tabii affolunmak için de sadaka veriyoruz, namaz kılıyoruz, hacca gidiyoruz, dua ediyoruz, oruç tutuyoruz, mağfiret olalım diye. Demek ki bazen böyle şeylerden de affı mağfiret olabiliyormuş. Birbirimize iyi, birbirimize korktuğumuzdan veya bir şey umduğumuzdan değil de sevgimizden yardımcı olmaya çalışmalıyız. Çok güzel bir hadis-i şerif sevgili kardeşlerim. İkinci hadis-i şerif, yine böyle bir kaideyi öğrenmiş olacağız bu hadis-i şerifte. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men anzara mu'siren ev vada'a anhu azallahullahu fi zillihi yevme la zille illa zillu. Bu da yine bir Müslümanın bir başka Müslümana küçük bir davranışı, bir tavrı, efendim, bir muamelesi. Müslüman, men anzara mu'siren. Mu'sir, efendim şey demek, borçtan sıkışmış insan demek. Borçlu, borcundan dolayı efendim sıkıntıda olan insan demek. Anzara da inzar, z harfiyle mühlet vermek demek. Yani bir borçluya alacaklısı olan insan kişi, hadi şuna biraz daha mühlet vereyim. Ödeyemeyecek. Zavallı toplayamamış parayı. Zamanda veremeyecek. Tamam. Bu sevaplı bir harekettir. Alacaklı vakti gelince alacağını almaya haklıdır. Borçlunu da onu vermesi lazımdır. Ama bütün iyi niyetlere rağmen şu parayı toparlayamaz. Fakircik efendim ev almak için para almıştır. Almıştır ama o borç aldığı kimseye de o parayı ödeyecek. Bütün gayretine rağmen parayı toplayamamıştır.
kıpkırmızı olur, üzülür, efendim eyvah borcumu ödeyemedim. Bu durumlar olabilir. Ticarette olur, günlük hayatta olur. Böyle sıkışmış bir insana alacaklısı mühlet verirse, yani borcu ödemeyi biraz uzatırsa, hadi sana iki ay daha mühlet verdim, iki ay sonra alayım derse bir rahatlık olacak tabii. Adam o arada çalışacak, para bulacak, efendim borcunu ödeyecek. Bu ona acımış oluyor, borçlunun borcunu ötelemiş oluyor, biraz daha sonra almaya razı olmuş oluyor. Ev vada'a anhu, vada'a an fiili diye kullanınca üzerinden kaldırmak manasına gelir. Vada'a koymak demek olduğu halde üzerinden almak, kaldırmak demek. Yani kim bir borçlunun müddetini biraz uzatırsa veyahut kaldırırsa borcu, yani madem veremiyorsun peki bağışladım, hadi verme, benim de çok ihtiyacım yok diyiverirse, bu da mümkün. Alacaklı zengin, durumu müsait, ötekisi fakir, ödemek niyetindeydi ama ödemeye imkanı yok. Zengin şöyle bakıyor onun durumuna, efendim hadi iki ay sonra öde, üç ay sonra öde diyor. Bu bir ihtimal. Veyahut da hadi ödeme canım, affettim, senden borcumu sana bağışladım, almıyorum, tamam kalsın diyor. Bu böyle olabilir. Efendim biz Ankara'da ev aldığımız zaman abimize borçlanmıştık. Abimiz sonra dedi ki hadi ödeme esat dedi. Efendim alacaklı, alacağı, yani kardeşi kardeş yaratmış derler. Bizim memlekette tabirdir ve sizde de vardır bu söz. Allah kardeşi kardeş yaratmış ama kesesini ayrı yaratmış. Yani bütçeler farklı. Tabi ben ona borçluysam parasını vermem lazım ama o dedi ki hadi tamam affettim, bundan sonra verme. Böylece borcumu bana bağışlamış oldu. Evet. Kim bir borçlunun mühletini biraz uzatırsa veyahut da borcu affederse, kaldırırsa ne olurmuş? İkinci tarafta Peygamber Efendimiz bildiriyor. Azallahullahu fi zillihi yevme la zille illa zilluhu. Kendisinin gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde Allah onu gölgesinde gölgelendirir buyuruyor. Şimdi bu gölge meselesi önemli. Gün meselesi, o gün de önemli. Bugün hangi gündür? Gölgenin olmadığı gün mahşer günüdür. İnsanlar mahşer yerinde toplanacaklar, güneş tepelerine yaklaştırılacak, çok sıcak olacak. O kadar sıcak olacak ki beyinleri sıcaktan kaynayacak, terler yerlerde 70 arşın aşağıya kadar toprağı ıslatacak. Yani çok ter dökecekler. Terler bazısının bileği, ayak bileği hizasına kadar yeri dolduracak. Kimisinin dizi hizasına kadar dolduracak. Kimisinin beline, kimisinin boynuna gelecek, kimisinin kulakları hizasına ve ağzını gemleyecek gibi diyor. Yani ağzı hizasına ter yükselecek. Tabi bu da terin böyle çok olması, güneşin altında efendim böyle ter deryasına gark olmak efendim nedendir? Dünyadaki yaşamındaki kusurlarından, günahlarından filan dolayıdır tabi. Yani çok günah işlemişse mahşer yerinde bile beklerken bile çok ter döker. Kusuru azsa teri az olur. Hayır hasenat yapmışsa, sadaka vermişse, zekat vermişse, zekatı sadakası başına gölge olacak. Bulut gibi, yani bulut gelmiş gibi. Herkesin güneşten efendim cayır cayır yandığı, buram buram terlediği bir zamanda bulutun gölgesinde gölgelenmek. Peygamber Efendimizin biliyorsunuz baş üstünde bir bulut gezerdi. O sıcak Hicaz'ın güneşinin altında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bulutla gölgelenirdi. Yani güneş onu cayır cayır efendim yakıp ısıtmazdı. Peygamber Efendimiz bulutla gölgelenirdi. Eyyuhel muzallal bil gamam, ey bulutla gölgelendirilmiş yüce peygamber diye şair ona hitap ediyor. Evet. Şimdi ahirette de insan sadakasının, zekatının gölgesinde olacak. Bazıları nerede olacak? Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde olacak. Allah-u Teala Hazretlerinin Arş-ı Âlâ'sının gölgesi mahşer yerinin çok üstünde, mahşer halkının şöyle başını kaldırıp da gökyüzünü seyreder gibi baktığı yerde, arşın gölgesinde. O daha güzel. O çok yüksek insanların vasfı. İşte Allah'ın gölgesi dediğimiz gölge Arş-ı Âlâ'nın altı. Yani çok yüksek insanların, peygamberlerin, şehitlerin, efendim mübarek insanların efendim gölgelendiği, mahşer halkının da böyle aşağıdan yukarıya gıpta ile baktığı insanlar. İşte kim bir alacaklı olmasına rağmen borçlusuna borcunun müddetini ötelerse, uzatırsa veyahut borcunu kaldırırsa, acıdı efendim, ödeyemeyecek bu zavallıcık. Peki hadi affettim ödeme derse,
Allah onu kendisinin gölgesinden başka gölgenin olmadığı günde gölgesinde gölgelendirir. Yani çok konforlu, çok efendim mazhariyetli, çok rahat, çok güzel bir durumda olur. Bu da neyi gösteriyor muhterem kardeşlerim? Bu hadis-i şerifin üzerinde de düşünelim. Yine müminin mümini sevmesi, imanlı kardeşinin, Müslüman kardeşinin efendim sıkıntısını giderecek bir tavır, bir muamele yapması. O muamele işte ya borcu ötelemek ya da affetmek, bağışlamak tarzında oluyor. Bu da sevgiden olur, acımaktan olur, merhametten olur. Zavallıcık ödeyemiyor işte, ne yapalım, çırpınıyor. Parası olmadığı için benden borç aldı, parayı yine toparlayamadığı için borcunu da ödeyemiyor diye böyle bir jest. Bu da sevgiden, merhametten olduğu için, sevgi ve merhamet duygularında Allah çok sevdiğinde, merhametli insanı çok sever Allah, müminlerin birbirlerini sevmesini de çok sever. İki Müslüman birbirini Allah rızası için severse Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde gölgelenecek onlar da. Tabi o başka bir hadis-i şerif ama bu arada onu da söyleyelim. Madem Arş'ın gölgesinden bahsettik mahşer gününde, Arş'ın gölgesinde gölgelenecek insanlardan bir grubu da kimlerdir? Birbirlerini Allah için sevenlerdir. Allah için dost olanlardır. Ahiret kardeşi olanlardır. Onun için kardeşlik de önemli, sevgi de önemli, merhamet de önemli. İki güzel efendim duyguyu, davranışı böylece anlatan hadis-i şerifleri size söylemiş oldum. Vaadim olan öteki iki hadis-i şerifi hızlıca anlatayım. Ama bu ilk hadis-i şeriften hissemizi alalım, kalbimizi sevgiyle, merhametle dolduralım. Efendim Allah rızası için gönül kazanmaya çalışalım. Aferin Yunus'a, kabri nur dolsun mübareğin. Ne demiş bu hususta şiirlerinde? Efendim benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Yani dünyaya ben başka bir sebeple gelmedim, ben gelmedim davi için, benim işim sevi için, ben sevgi için gelmişim buraya. Sevgi, mümin kardeşe karşı sevgi, Peygamber Efendimiz'e karşı sevgi, Yaradan'a, Allahu Teala Hazretlerine karşı sevgi. Benim işim sevgi diyor Yunus Emre. Bir de dostun evi gönüllerdir. Yani Allah insanın gönlünde yer aldığından, müminin kalbinde Allahu Teala Hazretlerine iman ve sevgi olduğundan, kalbinde Allah olduğundan, o da gönül yapmayı, yani insanı sevindirmeyi prensip edinmiş. Aşk olsun efendim Yunus Emre'ye rahimahullah rahmeten vasıa. Evet, bunları unutmayalım. Dedelerimizin zaten bildiği, uyguladığı şeyler, edebiyata soktuğu, hayatlarında yaşadığı Osmanlı'nın, efendim ecdadımızın muhteşem ahlakı, Müslüman ahlakı bu. Bunları unutmayalım sevgili dinleyiciler. Gelelim daha sonraki hadis-i şerife. Men un'ime aleyhi nimetun fel yahmedillah ve men istedâ rızka fel yestağfirillah ve men ahsenehu emrun fel yekul la havle ve la kuvvete illa billah. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet ediliyor. Yine Hazreti Ali Efendimiz'i seven insanlara da müjdeler olsun, onlar da can kulağı da dinlesin diye. Ben seviniyorum. Hazreti Ali Efendimiz'in ismi nerede geçse ravi olarak efendim o hoşuma gidiyor. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz bu Hazreti Ali Efendimiz'in rivayet ettiği hadis-i şerifte, radıyallahu anhın, kerramallahu vecihahın rivayet ettiği hadis-i şerifte, men unime aleyhi nimetun, kime Allah bir nimet inam ettiyse, ihsan ettiyse, kim bir nimeti ilahiye mazhar olduysa, kendisine nimet bahşolunduysa, fel yahmedillah, Allah'a hamd etsin, elhamdülillah desin, bak nimete mazhar olmuş, Allah'a hamd etsin. Kullar hamdi çok yapan kullardır. Allah'ın verdiği nimetleri bilip, Allah'tan geldiğini idrak edip, Allah'ı sevip, efendim Allah'a şükür edip hamd edenleri Allah çok seviyor. Onun için kime bir nimet inam ve ihsan olunmuşsa, ikram olunmuşsa, velhamdülillah, Allah'a hamd etsin. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Allah'ın üzerimizde nice nice sonsuz sayısız nimetleri var. Ve men istebta fel yestağfirillah. Kim rızkının geciktiği duygusuna kapıldıysa, ya eyvah benim rızkım gelmedi, kazancım yok, akşama ne yiyeceğim, bugün alışveriş yapamadık, eve ne götüreceğim. Bazen insan bu duygulara düşüyor. Hocamızla seyahate giderdik, efendim misafir olurduk eve, efendim o evin sahibi gelir benim kulağıma derdi ki, ya hiç dükkanda hareket yok, hiç müşteri gelmiyor, piyasanın durumu çok fena, efendim bir kuruşluk alışveriş yapamıyoruz günlerdir derdi.
Biz de misafir gitmişiz. Hoca efendimiz var. Efendim biz varız. Misafiriyiz. Ama ev sahibinin dükkanında hareket yok. Alışveriş yok. Akşam gelir, çok rastladım. Çok oldu bu olaylar. Akşam gelir, yüzü gülerek elhamdülillah. Ne oldu? Buzdolabı sattık, bir bisiklet sattık, bir şunu sattık, bir bunu sattık. Efendim çok güzel bir kazanç oldu. Neden? İşte Allah misafirin rızkını gönderiyor. Allah rızkını gönderiyor. Evde misafir geldi, bereket gelir. Misafirin de rızkı gelir, ev sahibi de o rızıktan istifade eder, herkese bir ferahlık gelir. İşte ama ilk başta ne yapıyordu? Sabahleyin, ya eyvah paramız yok, pulumuz yok, ne olacak filan diyordu. İşte sonra geldi. İnsan bazen böyle telaşlanıyor. Evet, kim rızkının biraz geciktiği gibi bir duyguya kapılırsa gecikmez, rızık zamanında gelir. Yazılan rızık gelir ama insanoğlu bazen onu gelmedi, gelmeyecek galiba filan diye gelmeyecek sanır, korkar, telaşlanır. Ama bazen de gelmeyebilir. Kesilir rızık. Neden kesilir? İşlediği günahtan rızık kesilir. Efendim pislikten rızık kesilir, bereket kaçar. Hatta evin pisliğinden, pasaklılığından dolayı bile rızık kesilir. Onun için evin de tertemiz, pırıl pırıl olması lazım. Üstün başında elbisenin de temiz olması lazım. İslam bu. Kesilebilir. Böyle bir şey sezen bir insan ne yapsın? Feliyestagfirillah. Estağfirullah lazım desin. Ya Rabbi kusurum varsa beni affı mağfiret eyle. Günah işlemişsem bilerek bilmeyerek beni bağışla ya Rabbi. Affını, mağfiretini talep ediyorum diye istiğfar eylesin. Peygamber Efendimiz istiğfarı çok söylememizi bize tavsiye ediyor muhterem kardeşlerim. Bunu da bu arada bastırarak söyleyeyim. Ben zaten bütün kardeşlerime vazife verirken tesbihleri çekeceksiniz diye bunu söylüyorum. 100 defa estağfurullah. Niye 100 tane dedin hocam? Bana 100 tane estağfurullah çek dedin her gün. Niye dedin? Hadis-i şeriflerden alıyorum da onun için söylüyorum. Feliyestağfirullah. Allah'a tevbe ve istiğfar etsin. Başka hadis-i şeriflerde var. Peygamber Efendimiz bile kendisi estağfurullah derdi. Allahümme gfirli derdi. Hepsi aynı kapıya çıkıyor. Aynı manayı taşıyor. Yani beni mağfiret et ya Rabbi, günahlarımı ört, bağışla, sil demek yani. Evet. Belki günah işlemiştir de rızkı ondan kesiliyordur. Bereket ondan kaçmıştır. Günahı bıraksın, tevbe ve istiğfar etsin. Bu da önemli. Keşke zamanımız olsaydı da bunu da uzun uzun anlatsaydım. Belki bir başka zamanda uzun uzun anlatayım. Günah işlediği zaman insanın nasıl bereketin kaçtığını anlatayım. Tevbe ve istiğfar edince nasıl rızkının bollaştığını, bereketin geldiğini anlatayım. Ama bunu bu kadar bilin burada. Estağfurullah diyeceksiniz. Ve men ahsenehu emrun feryekul la havle ve la kuvvete illa billah. Kimi bir iş, bir olay üzerse, mahzun ederse, bir işten dolayı mahzun olan kimse de la havle ve la kuvvete illa billah desin. Ne demek la havle ve la kuvvete illa billah? Manası ne bu sözün? Bu denilmesi istenen mübarek efendim cümlenin manası ne? Bunun manası bütün güç ve kuvvet Allah'ın elindedir. O ne isterse öyle yapar. Kaderde var. Sız hüzün verici olayı da izale etmek gene Allah'ın şanındandır. Allah ona kadirdir. Ben ona dayanıyorum. Efendim o affı mağfiret eder demiş oluyor insan. Bu sözü de bu manasını bilerek efendim söylemesi mümine çok kar getirir. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. La havle ve la kuvvete illa billah desin. Evet, bizi günlük olaylarımızda, çevremizde, kendimizle, yakınlarımızla ilgili oluşmuş olan, başımıza gelen çeşitli olaylardan dolayı çeşitli üzüntüler kaplar. Mahzun oluruz, üzülürüz. Allah, arabanın şurası arızalandı. Hay Allah, mahsul tarlada şöyle oldu, böyle oldu. Yani bir şeyler olur, üzülürüz yani. Böyle olumsuz şeyler olduğu zaman mahzun oluruz. Ne diyecekmişiz o zaman? La havle ve la kuvvete illa billah. Yani bu hem kadere imanı ifade ediyor, hem de iyiliği de Allah'ın verdiğini ifade ediyor. Allah'tan istemeyi de ifade ediyor. Hem kadere iman duygusundan dolayı karın huzura ermesini sağlıyor, hem de bu üzüntüyü izale edecek de sensin ya Rabbi, sen izale ediver, güç kuvvet sende demiş oluyor insan bu sözü söyleyince. Yalvarmış oluyor Allah'a. Efendim evet bu şu anda böyle ama bunu Allah kaldırır demiş oluyor. Bu çok önemli bir cümledir muhterem dinleyiciler. La havle ve la kuvvete illa billah sözü. Bunu çok söyleyin. Ama manasını tada tada efendim söyleyin. Biliyorsunuz la ilahe illallah'ı söylüyoruz.
imanımızın gereği Allah'tan başka ilah yok. Biz kafir değiliz, müşrik değiliz, taşa tapmıyoruz, haça tapmıyoruz, insana tapmıyoruz, efendim maddeye tapmıyoruz, paraya tapmıyoruz, şöhrete tapmıyoruz vesaire vesaire. Allah'ın varlığına, birliğine inanmışız, ona kulluk ediyoruz. La ilahe illallah bu. Bu aşikare tevhiddir. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani güç kuvvet sadece Allah'ındır. Allah'tan başkasında güç kuvvet yok. Yani ne dilerse Allah'ın dediği olur. Binaenaleyh ben onun sevgili kulu olursam kimse bana zarar veremez. Efendim her türlü hayır da Allah bana verir demek bu. Yani biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ı yakmak için ne kadar büyük ateşler yaktılar da yakamadılar. Firavun nasıl ordusuyla Musa Aleyhisselam'ı öldürmek için kovaladı da öldüremedi. Kendisi boğuldu. İşte la havle ve la kuvvete illa billahın peygamberler hayatlarından, peygamberlerin maceralarından misalleri bunlar. Onun için la havle ve la kuvvete illa billahı çok söyleyin. Üzünlü zamanlarımız olur, üzüntülerimiz vardır her zaman. Kimisinin işi ters gider, kimisinin başına bazı üzücü olaylar gelebilir. La havle ve la kuvvete illa billah diyeceğiz. Dördüncü hadis-i şerif de yine bu konuyla ilgili. Onun için ikisi bir takım teşkil ediyor. Men en amallahu aleyhi nimeten fe erade bekaeha fel yüksel. Burada da işin müsbet tarafını, olumlu tarafını ifade ediyor Peygamber Efendimiz. Allah kime bir nimet ihsan etmişse, bir önceki hadis-i şerifte kime bir hüzünlü, üzücü olay gelmişse demişti. Burada da olumlu yönünden anlatıyor. Allah kime bir nimet ihsan etmişse, işte bir efendim kazanç kazandı, bir güzel şeye sahip oldu, efendim sevindi, efendim bir nimete mazhar oldu. Fe erade bekaeha, bu işin devamını arzu ediyorsa eğer, nimet üzerinden kaçmasın, gitmesin, devam etsin, baki kalsın nimet üzerinde, bu istilahi elden kaçmasın diye istiyorsa, Allah ona bir nimet vermiş ve bu nimet kaçmasın, üzerinde daimi olsun, kaybolmasın, gitmesin diye istiyorsa, kim istiyorsa, fel yüksür min la havle ve la kuvvete illa billah, o da la havle ve la kuvvete illa billah sözünü çok söylesin. Demek ki la havle ve la kuvvete illa billah, hem insan mahzun olduğu zaman söylenen bir söz, hem de bir nimete mazhar olduğu zaman o nimetin devamını sağlayacak olan bir söz. Evet, burada bir başka manevi hakikati daha Peygamber Efendimiz bize öğretmiş oluyor. İnsanlara nimetler gelir ama insanlar kusur işlerse nimet elinden alınır. Sen edepsizsin, nimetin kıymetini bilemedin, Allah'a şükredemedin. Efendim o halde bu elinden gitsin de gör bakalım edepsizliğinin, terbiyesizliğinin, idraksizliğinin, nimetin kadrini bilmemenin cezasını çek diye Allah o nimeti alıverir elinde. Kıymeti bilinmeyen nimet ne olurmuş? Elden alınırmış. O zaman ne yapacağız? Nimetin kıymetini bileceğiz. Nimeti veren mün'imi hakiki Allah'a hamd edeceğiz. Efendim ve la havle ve la kuvvete illa billahi çok söyleyeceğiz. Efendim birden büyük bir kazanç sağladınız. Birden bir ev sahibi oluverdiniz. Birden efendim güzel bir iş size ihsan olunuverdi. Birden güzel bir çocuk Allah ihsan etti. İstiyorsunuz ki bu devlet, bu nimet elden kaçmasın, çocuk yaşasın, efendim maaş eksilmesin, insan işten atılmasın. Neyse yani herkesin başına çeşitli böyle hayatında sevindirici şeyler geliyor. Her zaman nimetler yağıyor. Bunların kaçması nereden olur? Günah işlediği zaman ve kadrini, kıymetini bilmediği zaman, şükrünü eda etmediği zaman olur. Bunun devamını istiyorsa bir insan ne diyecek? La havle ve la kuvvete illa billah diyecek. O ne demek? Demin de söyledik. Güç kuvvet sadece Allah'tadır. Yani bunu veren Allah'tır. Çünkü güç kuvvet ondadır. Bu nimeti bana gönderen odur. Nimeti devam ettirecek olan da odur. O halde la havle ve la kuvvete illa billah duygusunu efendim içinde böyle canlı tutan insanı Allah seviyor. Nimetin kendisinden olduğunu, onu devam ettirecek olan da kendisi olduğunu bildiği için bu gizli tevhid, la havle ve la kuvvete illa billah, yani insanın içinde olan hakiki tevhid, la ilahe illallah'ın daha ince bir seviyesi, merhalesi, kademesi, derecesi olmuş oluyor. Efendim onu söylediği zaman nimette daimi oluyor.
O halde Allah-u Teala Hazretleri üzerimize nimetleri daimi eylesin diye la havle ve la kuvvete illa billahi çok söyleyelim. Çünkü bu söz, bu kelime, bu cümle, Araplar kelime der, biz kelimeyi tek sözcüğe kullanıyoruz. Cümle dememiz lazım, bu ibare. Bu cümleyi çok çok söylemeliyiz. La havle ve la kuvvete illa billahi de çok çok efendim çekmeliyiz. Elimize aldık mı bir güzel tesbih? Evet aldık. La havle ve la kuvvete illa billahı da, la ilahe illallahı da, estağfirullahı da çok çok söylemeliyiz ki böyle bu güzel şeylere sahip olabilelim. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi İslam'ı iyi bilen kullarından eylesin. Görüyorsunuz İslam'ı bildikçe insanın neşesi artıyor, ümidi yükseliyor, imanı kuvvetleniyor. İlim çok güzel bir şey. İslam çok büyük bir nimet. Hadis-i şerifleri okudukça İslam'ın ne kadar büyük bir nimet olduğunu görüyoruz. Onun için Allah bizim ilmimizi, irfanımızı arttırsın, nimetlerimizi arttırsın, şükrümüzü, hamdimizi güzel yapmayı da nasip etsin, şükrümüzü, hamdimizi de arttırsın. Her gününüz mübarek olsun, hayırlı olsun, mutlu olsun. Allah-u Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, sizi hem dünyada hem ahirette aziz ve bahtiyar eylesin. Dünyada sıhhat, afiyet, huzur ve saadetle yaşamayı nasip eylesin. Ahirette de cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Firdevs-i Âlâ'da Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Cemalini gören, selamına mazhar olan kullarından eylesin cümlenizi. Sevgili akra dinleyicileri, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.